Sahaya çıkan her oyuncu grubunu bir takım kisvesiyle değerlendirmek çoğu zaman pek doğru değildir. Oyuncu gruplarının bir takım halini alabilmesi sahaya koydukları ruhla, kulüp kültürlerinden aldıkları güçle ve antrenmanda akıttıkları terle oluşur. Jürgen Klopp, Ekim 2015'te Liverpool kulüp binasına attığı ilk adımla beraber devraldığı oyuncu grubunu bir takım haline getirmek için çalıştı. Hani bazı takımlar özeldir ya, Wenger'in namağlup şampiyonluk yaşadığı Arsenal gibi, Milan'ın hafızalarımıza kazıdığı 2005 kadrosu gibi, Pep önderliğindeki Barcelona gibi. İşte Klopp, Liverpool'da 30 senedir başarılamayan bir görevi başarmak için çıktı yola. Peki o yola cidden nasıl çıkıldı? Hanımlar, beyler, kısa paslara hoş geldiniz. Kaldığımız yerden yepyeni bir videoyla devam ediyoruz. Ben Batuhan Karabacak ve bugün konumuz Liverpool. Bugün konumuz Jürgen Klopp'un kurduğu o inanılmaz takım. Peki bu mucize nasıl gerçekleşti? Şifreleri, hikayenin ta kendisi şimdi sizlerle. Kaleden başlayalım Alisson Becker'le. Liverpool bir türlü kaleci sorununu çözemiyordu. Mignole, Karius derken kel başa şimşir tırak bulunamıyordu. Ta ki Alisson Becker ortaya çıkana kadar. 67 milyon poundluk rekor ücretiyle takıma katılan Alisson, ilk zamanlarında yaptığı bazı riskli işlerle yürekleri ağızlara getirse de sonrasında koyduğu istikrarlı oyun ve inanılmaz yetenekli ayaklarıyla artık bir kaleciden daha fazlasıydı. Hemen Alisson'un önüne gidiyoruz. Önünde bir duvar var. Messi'ye uzaylı diyoruz ya, o da işte uzaydan gelmiş bir duvar. Virgil van Dijk. Sanırım onu Klopp'un Liverpool kariyerindeki en muazzam transferi olarak nitelendirmemiz pek de yanlış olmaz. 75 milyon poundluk bonservisle Southampton'dan geldiğinde bir stopere bu kadar para mı verilir kardeşim deniliyordu. Şimdilerde paha bile biçilemiyor. O tek başına Liverpool savunma hattını bambaşka bir seviyeye çıkarttı. Beraber oynadığı Matip ve Lovren ikilisine de seviye atlattı. Her ne kadar Ali Ece Lovren ismini duyduğunda çıldırsa da Lovren'in sahada ve soyunma odasında takıma kattığı pozitif enerji takımın tuzu biberi diyebiliriz. Uzaylı Van Dijk'a hemen sol tarafında Klopp'un mucize transferlerinden biri daha eşlik etti. Premier Lig'den düşen Hull City'den 10 milyon pound gibi kelepir bir ücretle kadrosuna kattığı sol bek Robertson. 10 milyon pound'a gelen Robertson'ın şu anki piyasa değeri 70 milyon euroları buluyor. İskoç oyuncu Klopp'un bekler üzerinden kurduğu oyunun vazgeçilmezlerinden biri oldu. Dile kolay, geçen sezonda tam 11 asist yaptı. Gelelim Robertson'ın mevkidaşı Trent Alexander-Arnold'a. Liverpool'un çocuğu, Liverpool Akademisi'nin ürünü genç bir sağ bek. Robertson'la kurdukları inanılmaz partnerlik hem kendilerini hem takım defansını hem de ofansını arşa çıkarttı. 21 yaşındaki İngiliz 85 milyon poundluk piyasa değeri ve geçtiğimiz sezon yaptığı tam 12 asistle adeta zirve yaptı. Hem de takımdaki İngiliz noksanlığına çare oldu. Fabinho 2018 yazında Monaco'dan 44 milyon pound'a alındığında şehirde insanlar yine birbirlerine boş gözlerle bakıyordu. Dinamik oyununa bir anlamda orta sahada kontrol ve bir sigorta eklemek isteyen Klopp yine doğru kararı vermişti. Burada da bitmedi. İki tecrübe abidesi Jordan Henderson ve James Milner 11 rotasyonuna eklendi. Bir de Wijnaldum eklenince Klopp'un hayal ettiği orta saha oluşturuldu. Gidelim en uca, orada Firmino var. Jürgen Klopp'u kulüp binasına karşılayanlardan biriydi Firmino. Bir Klopp transferi değildi ama hocanın güvenini öylesine kazandı ki Klopp'un 4 yıllık Liverpool kariyeri boyunca en fazla forma verdiği oyuncusu oldu. Değerini de tam 2 katına çıkarttı. Sadio Mane, Alman çalıştırıcının Liverpool başındaki ilk büyük ve başarılı transferiydi aslında. 2016 yazında 30 milyon pound karşılığında Southampton'dan alınan Mane, oyun yapısının yavaş yavaş şekillendiği dönemlerde takımın önceden mahrum kaldığı dikine kat etmeleri ve 3. bölgedeki dinamizmi çok iyi şekilde sağlamış ve hücum karakterini oturtturmuştu.
geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi derken bu sezona daha da inanılmaz bir şekilde başlayarak kimileri için dünyanın en iyi oyuncusu bile oldu. Her hikayenin, her kadronun bir kahramanı, bir ikonu vardır. O isim de Kırmızılar için Mısırlı Muhammed Salah oldu. 2017 yazında 44 milyon pound karşılığında takıma katılmasıyla ideal ve ölümcül üçlüsüne kavuşan Liverpool yavaş yavaş bugünkü yenilmez armada şekline bürünmeye başlıyordu. Muhammed Salah Premier Lig başlangıcını Chelsea'de, patlamasını Liverpool'da yaptı. Hem de ne patlama! İlk sezonunda tam 52 maç 44 gol, ikinci sezonunda 52 maç 27 gol. Adına şarkılar söylendi, İngilizler Salah gibi biz de Müslüman olacağız dedi. Dünya üzerindeki Müslümanların simgesi oldu. Muhammed Salah o gerçek bir efsane. Şimdi bazı takımlar özeldir dedik, bazı takımların yeri bizler için apayrıdır dedik. Teker teker anlattık bu özel takımı. Tamam biliyoruz Şampiyonlar Ligi'ni kazandı bu takım ama bir eksik var, kocaman bir eksik. Premier Lig kupası hala Liverpool şehrine gelmedi. Yaklaşık 30 yıldır da gelmiyor. İşte Klopp önderliğindeki bu takım acaba bir türlü gelmeyen Premier Lig kupasını bu soğuk liman kentine, onların asla yalnız yürümemesini sağlayan taraftarına getirebilecek mi? O sene, bu sene mi? O gemi bir gün gelecek mi? O gemi diyorum Mecnun! Mutlaka bir gün gelecek Mecnun!